Bir gün içerisinde kaç defa hayır diyorsun? Söylenmese bile sana bu hissiyat veriliyor. Buna bir tek ben karar verebilirim. Bu da bir sınır. Diyebilecek kadar güçlü olmamız gereken bir zamandayız artık. Bir gün içerisinde kaç defa hayır diyorsun? Hayır diyebiliyor musun? Bir de bak bakalım, buraya bir bak. Bu memlekette, bulduğumuz topraklarda hayır demenin çok ayıp olduğu temellerde vardı. Artık hani her an bu söylenmese bile sana bu hissiyat veriliyor. Yani işte böyle deseydin daha iyi olurdu falan gibi. Ve bence hepimizin içinde hayır demeyle ilgili çok ciddi bir sorunumuz var. Ama ben aslında hayır diyerek kendi sınırımı çizme hakkına sahibim. Nereye kadar karşıdaki seni istila edebilir, sana doğru gelebilir? Buna bir tek ben karar verebilirim. Annem, toplum, erkek arkadaşım, kimse yani başka herhangi biri bile buna karar veremez. Çünkü ben sınırımı koyarım. Şimdi bu eğitimlerde tabii ki çok değişik konular çalışılıyor ve bağlı olduğumuz ve bilmeden kullandığımız bir sürü kalıbımız var. Benim de kalıplarım var. Hala öğreniyorum. Çok da heyecanlıyım bu konuda. Ve hayır konusu çalışılıyordu. Eşit erkek ve kadın var ve hep böyle partnerler değişerek deneyimler yaşıyoruz. Ve hayır deme sınavındayız. Ve beraber yerde oturuyoruz ve bana hayır dedirtecek şeyler yapması lazım karşıdaki partnerimin. Ve tak bacağımın üstüne elini bir koydu ve ona hiç açık değildim. Ben sözel falan bir şey beklerken birden büyük bir sesle hayır dedim. Elleyemezsin beni, o benim sınırım, bu benim bedenim, ben ne istersem ona izin veririm gibi. Ve bunu böyle bir 5 dakika yapmak inanılmaz bir şeydi. Kendimi birdenbire ne kadar güçlü olduğumu fark etme kapasitesini gördüm. Yani o gücün bende var olduğunu ve ben izin vermediğim sürece hiç kimsenin bu sınırı aşamayacağını gördüm. Peki sen sınırlarının nerede olduğunu biliyor musun? Tantra'nın önemli bir temel taşı da sınırlarını bilmek, keşfetmek ve bunu da karşındakiyle paylaşmak ilişkide. Ve bunları konuşurken benim sınırım buraya kadar. Bu tavırlardan olabilir. Bana şiddetli konuşamazsın. Bu benim sınırımı aşar. Mesela. Ya da benim sınırım bir tek bir dışarıda buluşmamızdır. Eve gelmek yok. Bu da bir sınır. Ya da cinsel yaşamında cinsel partnerin ve sende senin istemediğin bir şeyin bir şeye doğru ilerliyor. Sen bunu başından söyleyebilmelisin. Kardeşim hayır, ben böyle bir şeye yokum. Bu benim sınırımın dışındadır. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Bunları öğrendiğin zaman aslında her konuda, yani bu kadın erkek ilişkisi, cinsellik, anne baba ilişkisi, arkadaş ilişkisi, patron ilişkisinde de bunun var olduğunu ve kendine bir sınır koyabileceğinin farkında olabilmenin verdiği inanılmaz bir duruş ve cesaret oluyor. Senin diyelim ki güzel bir ofistesin ama patron arada bir sinir krizleri geçirip ana avrat, tamam mı? Ne aptalsın dedi mesela. Sen orada çıkıp pardon, evet ben burada çalışıyorum ama sizin bana böyle konuşma hakkınız yok diyebilecek kadar güçlü olmamız gereken bir zamandayız artık. Çünkü hepimiz ilahinin bir yüzü isek. O da ben, ben de o. Birbirimize saygı olmadan hiçbir akış olamaz. Olmuyor da zaten. Onun için de hepimiz sinirler içerisinde birbirimizle bir tek çekişerek ve kırarak ilerliyoruz. Sen de değişime hazır mısın? Değişmek istiyorsan çok güzel yollar var.